Beykoz'un tarihi semtlerinden Anadolu Hisarı'ndayız. Merkezden biraz yukarı tırmandığımızda Muhasşi Sinan Camii karşılıyor bizi. Muhasşi Sinan Efendi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul kadılığı yapmış olan bir isim. 1574 yılında yapılan cami, minaresinin tam ucuna yerleştirilmiş olan Güneş Saati ile İstanbul'un tek örneği. Bu haliyle belki de dünyada benzersiz. Anadolu Hisarı'nın ardından rotayı Üsküdar'a çeviriyoruz. Üsküdar Meydanı'nın simge yapılarından Mihrimah Sultan Camii'nin bahçesindeyiz. Mimar Sinan'ın inşa ettiği caminin arka çıkışında bir güneş saati bulunuyor. Mermer üzerine yapılmış üçgen saatte cami gibi asırlara meydan okuyor. Şimdi Fatih Camii'ndeyiz. İstanbul'da ilk güneş saati Fatih Sultan Mehmet tarafından Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'ya yaptırılmıştı. Ali Kuşçu tarafından Fatih Camii'nin minare kaidesine yapılan saat, İstanbul'daki Osmanlı döneminin en eski güneş saatlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor. Fatih Camii'nden sonra rotamızı Haliç'e çeviriyoruz. Balat semtine geliyoruz. Şimdi Mimar Sinan'ın İstanbul'da pek nadir gördüğümüz kubbeli olmayan camilerinden Ferruh Kethuda Camii'ndeyiz. Caminin güney cephesinde bir diğer ifadeyle kıble duvarında bulunan güneş saati, caminin hoş ayrıntılarından biri olarak dikkat çekiyor.